Herkese selamlar arkadaşlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Bugün yine iki şahane konuğum var. Kendilerini Party Chat olarak tanıyoruz. Gül ve Gürkan. Merhaba. Merhaba. Hoş İyiyiz. Geldiniz. Süperiz ya. Vallahi. Burada İyi, bulduğumuz için geldiniz. Kendimizi çok şaşkınız yani. Evet, aynen öyle. Onu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yani kırmızı koltukta sizleri ağırlamak da çok güzel çok mutluyuz oldu. Ya. Teşekkür aynen, ediyoruz biz de çok öncelikle. Memnun olduk efendim. Hakikaten. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkürler. Nasılsınız ya? Bu arada onu bir şey yapayım. Önce bir hani tanımayanlar varsa, gerçi daha önceki videolarda YouTube'un dilinde falan da sizlerden Hı. bahsettik ama yani belki onu seyretmemiş olanlar vardır. Hı-hı. Kimdir, ne yapıyorlar, Hı-hı. Party Chat nedir? Bir o konulardan girelim. Benim merak ettiğim bir şey var. İkiniz de oyun oynuyorsunuz. Hı-hı. Yani nasıl buldunuz birbirinizi? Çok eski. Yani. Çok eski ya. Çok eski. Buyurun. 97'de tanışıyoruz. 97'den beri tanışıyoruz. Aynı liseden mezunuz. Ben Gürkan'ın iki dönem altındayım. Evet, evet. Ben işte ikinci sınıftayken falan o erken mezun olup okula tiyatro yapmaya geldi. Hmm. Schindler'in listesini yaptı bu arada. Ondan sonra çok işte oradan tanışıyoruz. Çok detaya girdim. Çok ağır girmişsin. Çok ağır. O yaşta ama nasıl etkileyeceğim başka türlü? Değil mi? Sonra işte o yaştan sonra tabii insan bir nevi beraber büyüyünce Aha. zevkler de birlikte gelişiyor. Öyle Aha. bir durum oldu yani. Sonra böyle kendimizi oyun oynarken bulduk. Ses tonu falan çok formal gördüm öyle. Senin Gülcüm. Ben de şeye Kamera girdin yani. Girdim. Havalı girdin yani. Ya öyle ya, biz 20 yıldır tanışıyoruz işte. Herhalde bir 18 yıldır da birlikteyiz diyebiliriz yani. Peki oyun zevkleri de aynı mı? Aynı ya. 3 aşağı 5 yukarı aynı ya. Bir tek şeyde farklılıklı var herhalde. Sen strateji seviyorsun, ben evet, o kadar seviyorum. Sen Minesweeper beni çok geliyor. İyi oynarsın mesela, ben onu oynayamıyorum yani. Ne oynarsın? Minesweeper ya. Mayın tarlası. Ama böyle bir oynamak yok, olamaz artık yani. Ya, yok canım, benden çok iyi oynarım. Mesela bunu daha önce söylemiştim, bilmiyorum belki duyanlar olmuştur bizim şeyden falan da. Hani böyle eve giriyorsun, bir ses var evde mesela. Çık çık çık. Hala böyle oynuyorsun yani. Arada bir. Arada. Çok İşine dönse diyor çık çık çık. Kesiliyor ses öyle. Yıllardır Mayın Tanrısı ama çok oynadığım geliştirdiler. Çok profesyonel çok oynar ya. Tabii canım. Bakacağım, merak evet, ettim. Evet. Değişik Çiklik şeyler falan açtılar. Var değil mi? Böyle yürüyor böyle bir şeyler yapıyor. Neyse, onu pazarlıyorum. Olmaz böyle bir şey Peki, ya. Peki Party Chat nasıl başladı? Party Chat nasıl oldu? Başladı? Ya işte 3 yıl evvel falan da herhalde değil mi? Hmm. Biz oturuyorduk arkadaşlarla. Ondan sonra muhabbet açıldı. Hani şöyle bir ortam oluyor bizde. Bize gelindiği zaman bizim arkadaş çevresi, ben böyle direkt bir lansmana başlıyorum. Bir pazarlama durumu falan oluyor. Abi diyorum, şu oyun var, buna girsek mi? Bak şu oyun şöyle. Şu yaptı bilmem ne falan diye. Böyle bir ünüm oldu benim. Evet evet, direkt satış taraftar pazarlama. Taraftar çekmeye. Tabii tabii, aynen. Ondan sonra ya sen bunu niye yapmıyorsun? YouTube'a koysana falan diye böyle bir muhabbet açıldı. Ya olur mu olmaz mı? Öyle başladık evet, herhalde evet. ufak tefek Önce de. Önce bir Rusty Sly TV diye bir şey yaptık. Ha. Sonra ona ara verdik. Tekrar dönelim, nasıl bir şey yapalım diye böyle Party Chat diye Party bir Chat de şeyden oldu. Falan. Bizim orada böyle bir program format gibi bir şey deniyorduk. İşte biz arkadaşlarla hep beraber yapıyorduk. Onu Hı-hı. şey dedik. Bu PlayStation'da falan Party Chat oluyor ya işte. Hı-hı. Yani oyuncular bir araya geldi, muhabbet ediyorlar Party Chat falan Hı-hı. gibi. Yani Türkçe isim falan aradık da bulamadık yani. Uğraşamıyorum, bir de isim koymak benim en sıkıldığım olaylardan biri. Çocuğun adını da ben koydum, yoksa isimsiz kalacaktı. Evet, öyle bir durum var ya. Parti şeyde öyle gitti yani. IGN var arada bir de. IGN Türkiye'de çalıştınız. İşte o ara yani Aha. ondan sonra böyle bir şey yapar mıyız dediler. İşte inceleme yazıyorduk. Videosunu ben işte Hı-hı. yapıyordum o ara. O şekilde. Video, Hı-hı. bazı böyle Hı-hı. şeyler, haber videoları falan yapıyordum. Bir dönem oldu o, sonra ayrıldık yani. Hı-hı. Severek ayrıldık. Güzel ayrıldık yani. Öyle o Güzel. Kısa bir dönemdi yani. Çok uzun sürmedi ama Şimdi öyle YouTube'un bir dönemdi. YouTube'un yanı sıra aslında Twitch'e de ağırlık verdiniz son zamanlarda. Yani evet. Bazı günler oradayız. Haftanın iki, Aha. yani günler iki tane ama Aha. her gün hafta içi değil mi? Hı-hı. Cumartesi, pazar. Şöyle yok, yani yok. İşte bir 2-3 ay oldu değil mi biz Twitch'e geçelim? Sanıyorum. YouTube yani işte YouTube'un hali biraz ortada mı diyelim, ne diyelim yani Hı-hı. ondan sonracıma. Dedik ha, canlı yapalım bari. Yayınları biraz arttırırız Hı-hı. belki. Ben de biraz şeyden yoruldum açıkçası yani. Yani ben görsel iletişim mezunu olduğum için böyle yıllarım şeyle geçti hani. Kurgu yap. Yok. İşte kısa film yap, tanıtım filmi falan yap. Dedim kurgu murgu yapmayayım, oturalım muhabbet edelim. Olduğu gibi koyacak Batalım, bir şey yapalım yani olsun diye. Ya çünkü diğer taraftan başka işler de yapıyoruz. Kurgu da malum çok el alan bir şey. Tabii. Yani hemen öyle hızlı hızlı olsun hızlı diye. Hızlı yaparız diye. Şimdi hafta içi her sabah 11'de bizim nezi sabahlar var meşhur. Ondan sonra orada işte şey yapıyoruz. Sabah şekerleri tadında yarım saat muhabbet yapıyoruz yani. Bir de haftada iki tane şey programımız var. Bir oyunlar üzerine, bir de sinema TV üzerine. Salı, perşembe onlar var saat 1'de.
Öyle yani şu anda o. Twitch kanalınızın ismini de söyleyeyim. Twitch.tv/PartyChatTV. PartyChatTV. Tamam. YouTube'daki PartyChat de Twitch'teki PartyChatTV. Bir de geceleri işte oyun yayını yapıyoruz. Oyun yani. Yoğun. Öyle. Gidiyor bakalım. Güzel. Yani. Bilmiyorum bir yere gidiyor nasıl gidiyor bilmiyorum ama gidiyor yani. Gerçek göreceğiz bakalım. Vallahi bilmiyorum. Ya şimdi YouTube içerisinde tabii çok oyun kanalı var ama. Tabii. Yani sizin gibi işte bizim gibi editörler yapan bu işi yapan çok fazla kanal yok. Genelde Let's Play yapılıyor. Bu konseptte benim bildiğim bir konsol oyun var. Hı-hı. Multiplayer var. Hı-hı. Siz varsınız, hı-hı, biz varız. Yani bir iki tane daha onun yanında vardır. Genelde Let's Play yapılıyor. Ben bir süre sonra bu içeriğin de aslında yine arzu edilen bir içerik haline geleceğini düşünmeye başlıyorum. Çünkü Let's Play biraz düşüşe geçti. Evet. Yani ben de öyle biraz umuyorum yani. Biraz başladı insanlar. Böyle daha üzerinde düşünülmüş, daha böyle sohbetleri, hı-hı, zaten eski oranda sohbet videoları çok seviliyor mesela. Bir de biraz şey daha oluyor çok galiba. Hani oyuncuların da yaşı büyüdükçe hani eskiden, evet, klasik hep oyun çocuklar oynar falandan biraz değişiyor ya artık yani. Ciddi ciddi eli para tutan insanlar da oyun oynuyorlar evlerinde. Herkes PlayStation alıyor falan yani. Ya o var, bir de ben bir de şeye bağlıyorum. Ne? Gene derin gireyim mi? Derin girmeyeyim de şöyle bir durum var. Yani öyle de bir çağa girdik ki yani bilgi var. Bilgiye erişim, hani sen bir şey biliyorsun diye kıymetli olacak halin yok. Veya işte oyunu sırf oynuyorsun, hı-hı, diye de kıymetli, hı-hı, olacağın devir bence biraz geçiyor gibi geliyor bana. Evet tabii, yani profesyonel oyuncu değiliz sonuçta. Yani. İşte evet. Şu an evet değiliz zaten. Bir de şu an yani o bilgiyi yorumlama veya işte bilgiyi aktarış veya işte, hı-hı, o efendim nasıl diyeyim, o dünyayı senin hani hangi dünyaya aitsin? O vizyonun i̇şte bir, falan. Evet, vizyonu falan. Kendin, onlar hani. Kendinden kattığın tabii, şeyler. Tabii onlar biraz devreye giriyor. Biraz onu çıkarıyor. Şimdi Destiny 2. Hı-hı. Nasıl aranız Destiny 2 ile? Destiny ile aranız nasıl? Destiny 1 çıktığı zaman Gürkan oynamıştı o zaman ama çok şeydik yani, o işte trailerları bilmem neleri çıkmıştı ya, acayip nasıl bir şey geliyor acaba falan diye tabii biraz hüsran oldu haliyle içerik falan açısından. Sen hiç girmedin birinciye. Ben hiç girmedim. Tamam. Sonra ikinciye hadi girelim beraber falan diye girdik. Şeyi oynadık bayağı da böyle şey bütün bir vaziyette tabii, bir gün oturduk oynadık böyle deli gibi kampanya falan ikinin. Sonra ama işte o endgame'e gelince kaldık biz de. Çok, hı-hı, fazla işte raid mate de yapmadık zaten. Hı-hı. Böyle bir raid biraz yapmadık, soğuduk, evet, galiba. Şimdi yeni DLC'si geldi onda. Hı-hı. Osiris. Bir şey Osiris. Şimdi Curse of Osiris galiba. Osiris, evet. onunla ilgili de çok bayağı bir eleştiri aldı. Çok iyi yorumlar, çok iyi değil o konuda. Mesela çok kısa sürdüğü söyleniyor DLC'deki kampanya, ki zaten hani DLC'deki kampanyaları hep kısa sürer aslında. İlki, hep ilkini çağrıştırıyor bana. Evet. İlkinde de benzer bir şey olmuştu. Ama yani burada asıl sıkıntı adamların yaptığı bir takım böyle çakallıklar var. Aslında Destiny 1'de de bunu biraz yapmışlardı. Bu sefer de mesela biz raid yapıyoruz arkadaşlarla. Raid'in giriş şeyi power'ı 270 ya da 260 öyle bir şey. Şimdi DLC geldiği için onu 300'e çıkartmışlar. Çıkardılar mı? Onu da mı çıkardılar? Ama sen DLC'yi almazsan oyunun vanilla sürümüyle ancak 305'e çıkıyorsun zaten. Şimdi tabii. 330'a çıkarmışlar galiba. Evet, onu 330'a çıkarmışlar. Şimdi ama sen 305 yani almazsan giremiyorsun. Kaldın yani. 305'te o şey yapılmaz. Yani raid yapılmaz. Olacak bir şey değil. Taban power'ın bir 20-30 üzerinde olacaksın ki yapabilirsin. Yani adam resmen kitlemiş orayı. İki aylığını kiralamış gibi bir şey oldu yani. Abi ilkinde de aynısı oldu. Bu kadar muhabbet oldu. Evet, niye yani böyle bir şey yapıyorlar? Yine ben anlamadım İlkinde yani. İlkinde yine şey vardı. Yani girerken hard, normal, easy falan, hı-hı, onu şey yapıyordu. Ama Nightfall'lar falan kapanıyordu. Bak hatırlıyor musun abi? Nightfall'larda haftalık dönüyordu ya. DLC ile gelen Nightfall çıkıyordu mesela o haftalık. Şeyde, giremiyordun yani. O zaman da en büyük problem mapler yüzünden multiplayer'a girememiş. Değil mi? İşte mesela. Evet. Yani o maplere sahip olmadığı olmadığın için giremiyorsun. Multiplayer'a girememişti. Yani aynı kafayla devam ediyorlar. Ne olacak böyle? Enteresan yani. Çok da aslında severek oynadığımız bir oyun ama insan rahatsız olmaya başladı. Şimdi bu adamlar bu Battlefront'taki gibi bir nefret fırtınasına bir tutulacaklar. O zaman vallahi akılları başlarına gelecek Twitter'da ondan sonra. Twitter'da gördüm. Arıyorlarmış böyle şey arıyorlarmış gene. Ne? Oyun tasarımcısı arıyorlarmış. Lootbox değil de ne diyorlardı? Microtransaction mı diyor, bir şey diyor. Onlardan anlayan oyun tasarımcısı arıyoruz şey falan diye. Bungie yani. Yani oraya da bulaşacak mecbur herhalde. Var şu anda da aslında da işte. Ya var, ufaktan var da kozmetik yani. Yani şey mi olacak? Biz de sabah biraz konuştuk da. Yani öyle mi bakmak lazım? İyimser mi bakmak lazım bilmiyorum. Hani oyunlar çok maliyetli. Sizlere iyi oyunlar sunabilmemiz için bize biraz daha atmanız lazım falan ya gibi tamam, durum mu var yapsınlar, yani? Kozmetik yapsınlar. Hiç evet benim yani için sıkıntı değil.
DLC de yapsın. Ona da ben bir şey demiyorum. Hadi onu da kabullendik. Sen, evet ya. Ondan önce 60 dolar veren adamın oyununu niye kısıyorsun? Ya aslında bayağı niye şey. Niye oynanmaz yani. Hale getiriyorsun? Sıkıntı orada. Evet dava yani. Açılabilir bir şey. Yani. Benim satın aldığım şeyi bana vermiyorsun. Onu çok güzel kapıyorlar. Aslında bakma veriyor. Ya. 305 ol oyna. Zor olur oyna. Bir yani. Evet yani oynuyorsun. İstiyorsan oyna. İstiyorsan oyna yani. Bir de hep şey vardır. Mesela bu DLC gelmeden önce hep top level'a çıkmaya çalışır insanlar. Light'ı ben de hep şey derim. Ya siz ne uğraşıyorsunuz? DLC geldikten sonra bir saatte çıkacaksın. Tabii. Ya. Aynen öyle. Hep de öyle olur. Ben mesela 290 civarı kaldım şimdi. DLC'yi alsam ben eminim ya. Ki tabii, bir saat sonra falan 300'ü geçmiş evet. olacağım yani. Bir de silah kasarsın. Hepsi günler evet. ya. Ondan sonra yeni şey gelir. Paket bakalım gelir. Silah da günler. Bakalım ne yapacaklar ya. Yani, evet yani oyun aslında çok inovatif bir oyun bence. Ama hı-hı. bir türlü sistemi şey yapamadılar. Oturtamadılar. Seveni çok seviyor. Nefret edeni çok nefret ediyor. Böyle tam bir garip bir oyun oldu. Garip yani. Garip oldu ya. Şöyle yani mesela Destiny 2 çıkınca biz biraz öyle yorumlamıştık. Hani böyle Destiny 1.5 falan muhabbeti vardı ya işte. Hı-hı. Hani aman aman ayrışmıyor belki oyun mekanikleri. Evet, zaten iyiydi aslında tabii. Core, çekirdek oynanışı evet. iyi yani. Onu konuşuyorduk zaten. Hani yeni gezegenler falan. Acaba şöyle mi yaptılardı? Yani o birinci oyunun üstünde böyle bir şey oldu ya. Böyle negatif bir Hı-hı. hava oluştu belki. Yani Destiny hani ne bileyim endgame öyle mi oldu işte i̇çerik şöyle mi içerikli oldu falan. Bilmem ne falan. Hani iki diyelim adına da temiz bir başlayalım gibi. Şimdi bu temiz başladıktan sonra bu olaylar nasıl oldu ben anlamıyorum yani öyle söyleyeyim. Evet. Endgame'i de anlamadım. O silahların mesela o detayları şeyleri kaldırıp da atıyorum. Hani onları da ben çok anlamadım açıkçası. Modlarla yaptım. Evet yani o hardcore oyuncuyu falan da biraz kaçırdı gibi evet. geliyor bana. Herkes şeye kaçtı. Warframe'e kaçtı. Bilmiyorum evet, ben hani oynamadım ama. Warframe'e yani bir de ücretsiz falan bizde bayağı tuttu galiba benim gördüğüm, anladığım. Ya oyunda böyle çok Destiny'ye alternatif olacak. Ya bilmiyorum hiç yani. Yani. Aslında onlar. Olamaz mı alternatif? Nasıl mesela? Bence olamaz. Ya ama ya çok kötü bir oyun değil. Hı-hı. Free to play olan bir oyun için. Oynanır ama Destiny'ye bence şey olamaz yani. Alternatif olacak bir şey değil yani. Olamaz. Destiny'nin vuruş hissiyatı. Onlar çok iyi gerçekten. Çok ayrı yani. Gerçekten iyi. O konuda adamlar yani, usta yani. O konuda iyiler yani. EA Sports oyunlarıyla nasıl aranız? İyi ben oynarım FIFA'cı. Yani. FIFA'cı. FIFA'cı değilsin yani bu aralar FIFA oynuyorsun. Ya biz tamam, PES'çiyiz normalde de ama yani yıllardır PES mi kaldı şeklinde yani, yaklaşıyoruz evet, olaya yani öyle değil. PES'çilerin hepsi ağlıya ağlıya FIFA'cı oldu. Biz PlayStation 2 PES'çisiyiz yani öyle değil. Eski diyorsun. Evet. Ama o kalmadığı için o dönem. Ama nasıl kontrol şeması aynı şekilde. Ha, 3 aşağı 5 yukarı hallediyoruz yani. Ama sorun değil yani. Yani PES'ten geldim FIFA'yı hiç anlamıyorum diyecek bir şey yok. Yok yok öyle bir şey yok ama oyun hissiyatı mesela ben yıllarca onunla... Hı-hı. cebelleştim diyeyim. Yani o oyun hissiyatını hiç bulamadım ben kaç yıldır. İşte PES'teki mi? PES'te o dönem PES'teki o dinamik oyun işte efendim böyle ne bileyim o sürekli farklı şeylerin olması bilmem ne öyle tanımlayayım yani. Onu bulamıyordum. FIFA'da da bulamadım. PES'te de zaten Hı-hı. kaybettiler onu iyice. Bu sene vallahi bu sene offline herkes çok yerdi ama ben beğendim ya. Oynuyorum bayağı gayet oynuyorum yani. FIFA'yı ha, gayet keyifli oynuyorum. PES yani. Oynamıyor musun artık? PES oynadım. Dedim ki sizin yani yapacağınız oyunu seveyim şeklinde yaklaştım ya yani. Konan onu küçülterek bitirecek. Ben evet yani. Maksat yani nedir bilmiyorum. Neyi maksat yani neyi hedeflemektesiniz bilmiyorum. Ona çok bilmiyorum. Ciddi bir Avrupalı dokunuşu gerekiyor. Konan bir de biliyorsunuz Japonya'da aslında oyun dışı çok büyük paralar kazanıyor. Tabii. Yani. Şey makineler bilmem neler falan. Mobilde galiba bayağı bir iyi gidiyorlar. O yüzden aslında oyun tarafına çok ihtiyaçları yok adamların. Böyle küçüldük diyorlar değil mi bir ara? Olursa olur kafasında falan gidiyorlar. Tabii tabii aynen. Bir tane işte Metal Gear ve bir tane yeni bir... O ne oldu? Survive çıkıyordu. Survive çıkacak. Çıkacak mı? Geçenlerde gösterdi. Taş kafalı zombiler. Rezaletti yani. Şimdi bu EA Sports oyunları alanların %75'i Ultimate oynuyormuş. Bayağı bence çok iyi bir Ultimate Team oynuyormuş. Sadece FIFA'dan bahsetmiyorum. O şey Madden'dır bilmem nedir falan değil mi? Bütün bu sistemin olduğu. Bunların %35'i de para harcıyormuş. Of of. Yani şöyle bir kabaca bunların 20 milyon satmış olduğunu düşünsek toplamda. Demek ki yaklaşık çok 5 milyon kişi evet. para harcıyor. Harcıyor. Bildiğim rakamda 800 yani. Milyon dolar yıllık yani. Evet. Şey, geliyor. 2.3 milyarın 800'üne şeyden, bu Ultimate Team'den geliyormuş abi. Yani. Çok çok acayip. Güzel para değil mi abi? Temiz para yani. Çok güzel para. Yani. Çok güzel para. Çok güzel bırakır mı şimdi yani adam bunu? 800 milyon dolar. Sırf bundan yani. Yani. Sırf bundan oyun yani. Oyun satışı var. Tabii. Canım, aynen öyle yani. Bu şeyler Ultimate Team'ler bedava mı oluyor yoksa gene oyunu alman gerekiyor mu? Ben hiç bilmiyorum. Bu şeyde falan bedava oluyor bildiğim kadarıyla. FIFA'da. Yani ne o yok orada da bedava mı? Mobilde nasıl bilmiyorum yani. Yani oyun normal yok, oyunu alıyorsun. Oyun alınca oyunla birlikte oyundan geliyor. Çıkıyor. Bir de her sene oyunla birlikte onların kartları Tabii. da değişiyor. Yani kartlar gidiyor bir önceki oyunla. Tekrar kartları almaya başlıyorsun. Yani bu ben hep şey derim zaten.
Yani ulan yeni FIFA çıktı. Eskisinden ne fark var? Niye evet, verdin 60 dolar? Bu işte. İki tane hareket ediyorlar. Yani bu daha ötesi. Yani adam aynı, neredeyse aynı oyuna, %20 değişmiş oyuna güzel para vermenin ötesinde zaten elinde olan kartlar bir aynen daha öyle çıksın, yani. Diye, çıksın diye. Para para. Bir de şey olmuyor mu yani? Yok, bu haftanın takımı kartı mesela. Özel o bir ayrı Ronaldo kart. Ronaldo 5 tane 10 aynen, tane falan. Aynen Ronaldo tek yani. Kart yok yani öyle. Ben şeyden stres olurum mesela. Yeni FIFA çıkmasında 1-2 kart kala. Lan bunlar ne olacak? Gitti gümledi. Falan diye. Aynen öyle. Benim içime dert olur. Ekonomisi var abi. Satıyorlar şey çıkmadan işte. Benim elimde şunlar var bilmem ne işte çıkaralım elden falan diye. Tabii de var değil mi? Tabii canım ya, yenisi geliyor. Eskiden biz oyunun fiziksel kopyasını satardık 2-3 ay kala. Bayağı kart oynuyor. İyi kullanılmış. Tabii kullanılır. Temiz yani. Bayandan Ronaldo. Falan yani. Doktordan Ronaldo. O zaman çok temiz kullanılmayabilirim. Emin değilim yani. Şey ya ne diyecektim, dur bir şey diyecektim unuttum gene. Klasik benim klasiğim, unuttum gene bir şey diyecektim unuttum. Ya ama altın balık butonu gibi yani. Bir şey söyleyecektim. Evet. Bol bol evet içiyorduk biz, ne oldu bir şey bana falan içiyorduk. Balık yağı falan vereyim ben. Neyse gelir miyim aklıma gelir ya. Şimdi biz bu videoyu arkadaşlar perşembe akşam çekiyoruz. Bugünün sabaha doğru The Game Awards olacak. Oradan da muhtemelen haberler, videolar gelecek ama bu güncel programında onlar yok maalesef. Ne bekliyorsunuz? Zelda kazandı abi işte söyleyelim yani, yani falan. Muhtemelen öyle Zelda mi diyeceğiz alır yani? Ya en orada şey oyunu. Çok kafamızı karıştırdı. Hani soralım sizin de fikrinizi. Bu şey PUBG hani en iyi oyuna aday gösterildi ya. Hani bitmemiş bir oyun acaba olur mu olmaz mı? Olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Yani artık bitmiş oyun, bitmemiş oyun şeyi o kadar evet, inceldi ki bayağı. Sınırı o kadar değişti ki artık yani oyunların çok büyük bir kısmı erken erişimde çıkıyor. Betası çıkıyor, bilmemesi çıkıyor. Ama PUBG gibi bir oyunu bence yılın oyununa aday göstermemek hata oldu. Yok yani sayılabilecek çok, bir oyun değil. Olay çok o bence. Olay ya. Yarattı. Sıkıntı doğru. Oradan doğdu. Evet. Ne diyeceğimi hatırladım. Buraya ekleyeceğim bak. Şimdi çok güzel bağlayacağım. Bu şey yani bu FIFA'cılar da şey demeye başladılar ya. Yani biz her yıl oyun çıkarmayı bırakabiliriz. Evet, hani abonelik. Game as a Service gibi aynen abonelik falan gibi bir şey yapabiliriz diye. Şimdi herkes oraya gitmişken öyle, öyle. Bayağı bitmiş oyun diye bir şey yani bulmak zorlaşabilir. Evet. Öyle bir durum var. O zaman bizim güzelim hikayeli oyunlarımız ufak ufak gidecek mi yani? Ya da böyle daha yani. Niş bir kitleye mi? Onları talep oldukça ben onların yok olacağını pek zannetmiyorum. Yok olmaz da işte Sony destekler herhalde. Yani, evet, yani doğru, o şekilde olur. Sonuçta yine hala bir takım işte konsolları mesela Sony arkasındaki insanların almasını dedi. İşte God of War, Last of Us. Gene onlar götürüyor değil mi? Yok yani, Spider-Man bekliyoruz ben bilmem ne falan. Ben kimsenin şöyle dediğini duymadım. PUBG yüzünden Xbox'ın. Ha yani. diye bir şey yok. Görmedim yani ama God of War yüzünden alacak mesela, çok adam var. Gears of War götürüyor atıyorum değil mi? Yani Halo yani, götürüyor bilmem evet. Ne o şekilde oluyor. Yani bilmiyorum oyun ödülü. Ben o oyun ödülleri işte yayına girmeden evvel de konuştuk ya hep bunu yapmak istemişimdir. ya yani sonuçta bir yere getirmeye çalışıyorlar o ödülleri. Hani, çok irreti duruyor. Yani bilmiyorum zorlama olmuyor mu biraz? Zorlama duruyor yani öyle çok. Profesyonel de yapmaya çalışıyorlar. Hı. Olay orada patlıyor bence. Var. Çok profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Şey mi yakışmıyor acaba? Yani oyun dünyası daha samimi falan. Bir yandan yani Oscar onu... havası vermeye çalışıyor ama çok... Evet. Bir yandan da onu sokmaya çalışıyorsun ama. Yani çok ciddi sunumlar var. Bir yandan da oyuncuyuz falan modu var. Tabii olmuyor yani. Bir de şey diye düşünüyorum ben. Bunu hep çok sık da söylemişimdir. Duymuş olanlar vardır. Mesela Oscar izlerken... Yönetmeni tanıyorsun. Bir insan çıkıyor konuşuyor. Oyuncuları tanıyorsun. Hı. Daha başka şeyler de görmüşsün. Görünür seviyorsun. Yüzü değil mi yani? Evet. Çıkıyor bir espri yapıyor bilmem ne. Oyuna veriyorsun. Zelda mı çıkacak? Yani, kim çıkacak doğru. Yani? Zelda'ya ödül verdi. Kim aslında çıkacak? Aslında bize olabilir de evet. Yani cosplay falan. Yani, ona verelim ödülü. Bir tane Japon teki çıkacak. Herif orada puçu puçu bir şeyler diyecek. Aynen, yarısını yani. Anlayacaksın yarısını anlamayacaksın. Yani bir böyle şey yok. Kendini bağlaştıracağın insanları göremediğin için. Orada. Çok öyle personalar da kalmadı evet, belki. Yani öyle. Atıyorum Peter Molyneux olur da birisi evet, belki işte, biraz kalmadı. Kojima olur işte. Kojima var vesaire. Zelda'nın arkasındaki yönetmeni yani kaç kişi biliyor tanıyor, değil mi yani? Kim şey yapıyor biliyor. Yani. Aynen. PUBG'ni falan nereden biliyoruz bilmiyoruz. Aynen. Sonuçta o yüzden böyle bir olmamış şey oluyor ama herifler de devamlı kazdırıyorlar orayı. Yani oradan bir ekonomi oluşturmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar oradan bilmiyorum oradan ya. Oradan yürümeye çalışıyor Geoff Keighley abimiz. Vallahi bilmiyorum bunun yani. Death Stranding denen bir şeyler geldi. Bugünün değil mi en heyecan verici şey o herhalde. Siz nasıl görüyorsunuz şeyi? Death Stranding nasıl? Yani merak şöyle ediyorum. Ben... Sen pek sevmiyorsun galiba Kojima'yı. Yo severim ya. Ben de Kojima tarihimizi anlatacak. Yani... Seninkini bilmiyorum kendi adıma. Yani hep şey geliyordu bana. Böyle çok tuhaf tercihler hani enteresan tipler yani bu adam ne yapıyor falan diyordum. Sonra şeyi oynadık. Ground Zeroes'u oynadık önce. Ondan sonra da işte şey oynadık. Phantom Pain'i.
Ve dedim ki adam hakikaten şeymiş yani, helal olsun. Ama sana yakın gelebilecek de bir oyun olarak. Ama öyle de yani adamın yani tarzını birazcık. Peki 10 dakikada bir ekrana bir Kojima oyunu yazması. Artık o bir da. Süre sonra onu da kabul ettik yani. Kojima'nın. Artık orada bir ego okşama durumu var. Direkt... Hani kendini görüyor falan sürekli. Neredeydin o, bence Konami'ye direkt yani o hareket çekilme olarak değerlendirmek lazım. Tabii ki öyle de ama sonuçta. Yeter yani. Sen Konami'ye hareket çekeceksin diye de. Bizim günahımız değil yani. Hakikaten ben oynarken falan şey hissediyorum. Bir arkamı döneceğim, Kojima doğru oynadı. Doğru oynadı. Görevde kurtarıyorduk ya adamı. Evet evet. Değil mi? Öyle bir görev yok muydu? Aynen vardı. Şeyi kurtardığımız görev. Bir de Kojima'yı kurtarma versiyonu. Nerede kaldın falan diyordu ya hatta. Evet. Yalnız şey iyi oldu. Konami'den bir şekilde ayrılması, şutlanması nasıl artık söylersin. O işin iki tarafı var diyorlar evet. Çünkü yani adam Metal Gear'ı bıraktı sonunda. Oh, yani. Değişik bir şey yapıyor. Olacak. Yani o adamın fazla oyun yapması lazım. Hı-hı. Metal Gear'e çok fazla, çok daha öncesinde belki başka bir seriye başlamalıydı bana sorarsanız. En azından şimdi bir şey yapıyor. Death Stranding böyle kafa bulandırıcı bir acayip. Kendi de farkında değil. Belli değil şu anda da. Kapanıp kalmıştır oraya. Kendi de farkında değil yani. Öyle ya. Bağlanıyorsun. Tasarımına bağlanma evet. diye bir şey var ya. Hı-hı. Şeyden çok emin olamıyorum. Şimdi öyle bir sıkıntı olur mu acaba? Gerçi hani ufaktan Sony ile çalışıyor gibiler. Yani belki oradan bir şey olur. Hani başında bir yapımcı olmayınca hani Konami gibi. Acaba hani çok da yaratıcı bir adam falan çok dağıtır mı atıyorum hani prodüksiyon süresini uzatır mı tam böyle mükemmeli yakalamak için. Sony ile çalışıyor i̇şte ya. Değil mi? Sony bastırır herhalde. Yok canım o kadar. Yani o zaten şöyle bir 300 sayfa şey 300 saat bir video yapacak bir kere. Kesin. Tabii bitmez. Bir göreceğiz. Değil mi? Trailer'da oturursun ya 9 dakika 3 kere ending gel yani. Final vardır tabii trailer'ın. Klasikler onlar yani. 35 saat şey gösterir, trailer tabii ya. Gösterir. Oyun çıkmadan önce çıkmadan ya, yeter falan. Dersin. Ondan hiçbiri oyunda olmaz ama. Oyunda başka bir kafana gider. Hayal yani. Kırıklığı oldu ya Phantom Pain, sinematik yok falan diye zaten. Nasıl olabilir yani? Ben mesela çok şaşırdım ya. Bu oyunda nasıl bu kadar az sinematik olur? Ben hala anlamış değilim yani. Beklediğiniz oyunlardan biri mi yani? Evet, ben merakla bekliyorum. Yani ben şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum bir kere. O açıdan en azından önem veriyorum. Yani farklı bir ses, farklı bir efendim olabildiğince ne kadar farklı olacak bilmiyorum ama farklı bir oynanış, farklı temalar, daha yetişkin temalar evet. olabilir. Yani onlara ben yer olduğunu düşünüyorum. Daha fazla görmek yani isterim farklı, yani. Farklı, beyni farklı çalışan evet. bir adam, adamın. Yaratıcı bir adam. Hı-hı. Ben açıkçası Metal Gear hayranı bir adam değilim. Hı-hı. Yani çok içine giremediğim bir seridir o. Ama yani isterim bu adamın farklı farklı oyunlar yapması. Çünkü çok farklı bir adam. Öyle yani gerçekten. Yani sürüden ayrılmış bir adam. O yüzden yapsın yani. %100 aynı fikirdeyim ama yani. Ama çabuk yapsın ya. 2020'de çıkmasın evet. oyun. Bence 2020'de çıkar. Valla bence 2020'de çıkar yani. Çünkü abi, adam Twitter'dan sürekli stüdyo yaptım. Bak koridoru inşa ettim. Bak oraya şey heykel koydum falan. Abi tamam evet. sen yap bunları da. Bunları kim yapıyor? Hobi olarak yap yani. Oyunu yap oyunu yani. Oyunu da yaptı. Bilmiyorum evet ya. Bence 2020 yani. Diyorsun. Bence öyle. Anca 2 sene. Anca. Bu şeyi daha motoru uyarladılar. 2 sene kaldı hakikaten yani. Tabii ya. 2018 oldu yani. Şaka gibi ya. Şeyle üst üste getirmek istemezler gibi geliyor. Neyse uzatmayayım da. İşte Last of Us bilmem ne falan. Ne bileyim bir arasını bulmaya çalışırlar onun gibi geliyor bana. Evet olabilir. Bilmiyorum. Gerçi orada da tarih yok ama bakalım. Last of Us demişken God of War'u artık tarihini biliyoruz. 22 Mart. O kesinleşti yani. Yani kesin gibi bir şey. Zaten God of War'ların hepsi Mart ayında çıkmış bugüne. Hmm. Başka öyle tarihte çıkan God of War yok. En azından ana seri. PSP'lerde bilmiyorum ama ana serideklerin hepsi Mart ayında çıkmış. O zaman. Bu da yani Mart ayının başı sonu. Sonuçta hadi 22 diye bir İnşallah. Şey çıktı. Eyvallah diyelim 22'ye. Ben acayip heyecanlıyım. Aynen. Ben çok heyecanlıyım yani. Ya, çok seviyorum. Çok güzeldi bir de gösterdikleri şeyler evet. yani. Sen hiç oynamadın değil mi God of War? Yok yani oynarken sen izledim galiba oynarken ben hiç oynamadım ama çok çok iyi gözüküyor ya. O şeyi de çok iyi vermişler. O oğluyla olan ilişkiyi. Evet. Bayağı hani trailer ya şey oynanış izledik ama göz doldu resmen güzel, şey gibi film izler gibi. İyi bir trailerdi. İyi bir trailerdi. Bayağı etkileyici. Yani biraz şeyin Kratos'un artık insani tarafı. Evet. O hayvandı biliyorsunuz. Tabii canım. Yani herhangi bir şekilde. Yani biraz insan olmuş. Biraz tabii. insan olmuş. Çocuk yani, adam etmiş oldu. O biraz endişelendirdi mi oyuncuları? Ne yaptı? Ya bu adam hani aksiyona da giriyor değil mi? Yani sırf çoluk çocuk falan değil değil mi diye. Onu da ya bir topladılar sonra. En son şeyde Paris'te gösterdikleri şeyde bayağı bir böyle dandum girdik. Gene Last of Us ama değil mi yani? Bir etkisi var etkisi demek var. Lazım herhalde ya. Hı-hı. Hani böyle ürünler vardır ya hep biz konuşuruz işte. Ne diyelim? İşte Game Changer işte falan. Trendsetter falan. Şey Errein falan. Errein mesela atıyorum bir dönem hani olur falan. Şimdi bayağı adamlar öyle bir oyun yaptılar ki bu Last of Us'la. Yani o ton diyelim.
Evet. Hem sinemayı da etkiledi, oyunları öyle da etkiledi öyle. Yani. Bizleri her şeyi etkiledi. Hani Stranger Things izliyorsun, orada görüyorum onu. Ne bileyim işte Logan izliyorum, var yani etkisi falan. Şimdi burada da bir etki varmış gibi geldi bana hani God of War'da. O dramatik olarak oradan bir yürürlermiş gibi geliyor aslında, yani. Aslında iki gün önce ben şey yaptım, God of War'un nasıl doğdu diye bir video yaptım. Oradaki izlemedim ben onu ya, bir dakika kaçırmışım şeylerde onu. Bu adamlar ilk Kratos'u yaparlarken sırtında bir tane çocuk taşıyormuş. Öyle tasarlamışlar. Öyle mi? Yani öyle bir enteresan evet, bir yerden şey. Çıkmış fikir. Ya diyorum acaba o güne bir şekilde, döndüler ha, bir şekilde. Acaba orada kullanılacak, kullanılmayan fikirleri mi yesin, ama tabii aradan çok vakit geçti. 13 sene önceden bahsediyor. 15 sene hatta çok oldu geliştirme ya. Sürecinde düşünürsen. O kadar dönmezler ama yani ben bir yandan mutluyum. Bildiğimizden farklı bir şey göreceğiz. Yani sadece Yunanlıları aldın, İskandinavları koydun olmayacak. Başka bir dramatik oynanış da değişiyor hafif etken tabii. Var. O da var. Çocuk var vesaire. Sadece o çocuk inşallah çok şey değildir, script bazlı değildir. Ben o videolarda biraz onu hissettim. Yani hep sonuçta bu God of War'da güzel olan şey, aksiyona girdiğinde her seferinde farklı bir şey yaparsın. Tabii tabii tabii. Bir şeyi yok, yöntemi yok. Çocuk hep aynı hareketleri yaparsa, hep aynı şeyde biraz böyle sanki Scar çok gibi. Çok lineer olmasın gibi değil mi yani? Doğru doğru. O olmaz herhalde ya. Ama ben şu şey yaklaşımını çok sevdim. Onu hep konuşuyoruz. Yani oynanış olarak yani o çocuğun girmesi dramatik şey de bu oynanışın değişmesini de destekleyecek bir şey gibi. Hani yeni bir şey yapmaya cesaret edilmesi bence güzeldi. Biz hep konuşuyoruz onu Diablo'da mesela. Diablo'da hep izometrik tamam gidiyor öyle falan ama hani bir gün God of War gibi mesela yorumlanmış bir Diablo görür müsün? Atıyorum. Mesela o beni şey yapıyor. Öldürürler. O işte olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama burada bir şey deniyorlar. Evet. Çok fena işte. Olacak bir şey değil belki. Hani Destiny vari Diablo düşünsene yani. Çok tuhaf şey tepkiler alabilir yani. Bilmiyorum ama burada öyle bir cesaret evet, var yani. Cesaret var yani, bir kameranın daha yakınlaşmış olması baya yakın çünkü. Baya tabii tabii canım. Evet, evet, öyle oldu ama yani. Baya yakınlaşmış. Göreceğiz bakalım, az bir zaman kaldı. Az. Şurada heyecanlıyız. Şurada 2 ay 3 aylık bir şey kaldı. Tekrar tekrar oynanacak bir oyun olur inşallah. Şey ne zamandı hatırlıyor musun? Spider-Man ne zamandı ya? O üst üste gelmiyorlar değil mi? Yok yok. Var onu, ona var değil mi? O daha var canım. Onu söylemediler galiba. Daha bir şey açıklanmadı değil mi onunla ilgili? Ama şey kesin bildiğim kadarıyla Detroit'in gelecek sene çıkacağı kesin ama Last of Us ve Spider-Man için bir şey söylemiyorum. Last of Us hiç evet değil bile. O zaten onda hiçbir şey yok yani. Spider-Man sene sonunda diye tahmin ediyorum. Last of Us'ta bir sene sonranın başında. Önümüzdeki yıl ama çıkar değil mi Spider-Man? Ben de öyle tahmin ediyorum. 18'de çıkar herhalde ya. Eğer ki söylemedilerse kesin tarihini. Valla ben de şimdi hatırladım. Ben de hatırlayamıyorum. Sanki söylemişler miydi ya yoksa? Ne bileyim bir ara şu batmak gibi bir şey yapıyorlardı ya. Aynen direkt. Division'a yeni güncelleme çıktı. Siz de oynadınız biliyorum. Nasıl buldunuz? Ben bilmiyorum yani, görmedim oyunu. Ya iyi. Oynanabilir bir şey olmuş mu Division? Ya Division aslında... Başta hakikaten hiç şey yoktu, hani endgame'e dair neredeyse hiçbir şey yoktu. Oyun bitti. Biz şeyi çok sevdik, ortamı işte o karlı New York, işte o Tom Clancy atmosfer. Şeyi falan. Tom Clancy'yi severiz de biz yani. Aynen. Oradan da bir ajan, yakaladı ajan muhabbeti bayağı. Bayağı yakaladı o atmosfer. Sonra işte çıkan DLC'lerle bir iki enteresan şey eklenmişti aslında. Bu bir şey modu vardı. İşte underground işte giriyorsun böyle rastgele şeyler çıkıyor, mekanlar çıkıyor. Oralarda işte adam öldürüyorsun falan filan gibi. Bir de şey çıktı sonra, survival çıkmıştı gene başka bir DLC'yle. O enteresan bayağı. Çünkü şey hiç yok. Hani o yaptığın ilerlemenin hiçbir şeyi yok yani. Her şey üstüne hiçbir şey yok bir şekilde giriyorsun mekana ve belli bir süreçte hayatta kalıp belli bir noktaya gitmeye çalışıyorsun. Hastalar o bayağı eğlenceliydi falan. Yani evet. Bunda da şimdi şey gelmiş. Bu DLC falan gibi de değil. Yani zaten oyuna sahip olan herkesin eline kullanabileceği. Bedava güncelleme aynen. Yani. Aynen. Ama bayağı DLC kadar içeriği var. Hmm. Büyük bir alan açtılar. Yeni gene oyun modu koydular. Resistance diye galiba. Evet. Horde modu zaten gibi böyle giriyorsun geliyor falan. Güncelleme. İşte güzel umut ya, iyi umut. Güzel yani evet. Sonsuz işte düşman geliyor falan. Bu şey gibi zombi modu gibi. Call of Duty falan gibi yani. Bir nevi. Ondan sonra oyuncu var mı peki? Var ya içerisinde. Fena değil. Var var evet. Fena değil. Dün akşam bir girdik şey işte survival oynamak için buldu yani çok sıkıntı yaratmadı. Biz konsolda tabii yani PlayStation'da oynuyoruz. Onu PC'de nasıldır onu bilmiyorum da. Yani bence biraz topladılar oyunu. Şey oldu. Yani orada kronik sıkıntılar var bence. Onlara hala tam anlamıyla dokunamadılar gibi geliyor. Yani düşman çeşitliliği olayı mevzusu var. Hep aynı adamlara sık babam sık. Evet. Mekanikler yani adamla farklı değil. Üzerine artık yani. Yani olmuyor.
Yani bir şey uzaylı muzaylı olacak. Olsa işte. Yani Destiny değil mi? Mevzudan dolayı olmuyor tabii. Burada olmuyor. Onun dışında işte silah mesela atıyorum şu silah çok değişik bilmem ne. Hani o item manyaklığı yaratacak bir şey yok belki. Çeşitlilik yok belki. Silah çeşidi az. Az yani. Çok az çeşidi. Ekliyorlar mekliyorlar ama. Arkadaşınla oyna bak baya hoş oluyordu. Dark neydi? Dark Zone falan. Dark Zone'a girdiğin zaman orada milletin birbirini satması, bir böyle vallahi bir şey stres... birden arkadan adam sıkmaya başlıyor, ne oluyor falan. Ne onlar demiş. Bence çok güzeldi, güzeldi yani. Güzeldi yani. O işi güzeldi. İyi yapıyor oyun. O işi hala iyi yapıyor. O survival modunda özellikle ben hani tavsiye ederim. Çünkü onuna kadar açık bildiğim kadarıyla. Onuna kadar oyunu evet, açık galiba. Sahip olanlara onuna kadar açık galiba. O DLC olmasa da yani. Ondan sonra. O oyun modu bayağı işte bu Battle Royale'ler falan çok evet. Şey oldu revaçta ya. O tarz bir mod PvP'si de var, PvE'si de var yani. İkisi de güzel. Denenebilir. O güzel. O stres. Bir ben de bir update edeyim oyunu. Evet, valla evet. Bence deneyebilirsin abi. Çünkü şey yani o bir de o survival'da özellikle survival'da yani bu güncellemeden bahsetmiyoruz tabii ama o kar falan iyice bastırıyor. Önünü göremiyorsun bilmem. Ya, inanılmaz bir stres basıyor. Ya, keşke yani. Ubisoft bu Tom Clancy yapacağım diye bunu çok kasmasaymış da bunu hakikaten zombili falan bir şey yapmış. Valla olabilirmiş yani ya. Böyle, hastalıklı bir şey olsun. Last of Us olur, zombi olur. Olur, ne olsun. Olabilirdi yani ya. O zaman şeyi de artardı. Kesinlikle. Bir sürü çeşit de koyabilir. Düşman çeşidi ve kesinlikle. Yani insanlar sanki böyle daha zevkli oynardı diye öyle. Düşünüyorum. Bence yani. Öyle. Ya AAA zombi oyunu yok ya. Yok. Bu H1Z1, DayZ'yi bu şey mi öyle olacak acaba? Karşılayacak bir oyun Sony'nin yok yani. Oyunu. Neydi o? Days Gone mıydı? Days Gone. O belki bir oyun. Değil mi? Yüksek kalite şey, gibi olacak o belki ama. Single. Tabii evet, tabii. Öyle. Aynen öyle. Çek aynen öyle ya. Bir şeyle Microsoft'ta şey var. Şimdi ikincisi ha, çıkacak. Evet ya. Evet tamam. Ay, isimler bak, gitti. Ben aynen. De bir balık yiyeyim ya. Evet evet. balığa bir dalalım yani. Evet, bir bence güncelleme iyi. Dalmak gerekecek. Bir şey yapılabilir ya. Bence bakılabilir. Dönüp bir bakılabilir. O çünkü PvE'de de yani bayağı bu haritanın bir batı tarafını açtılar. O taraf. Yani oynanabilir. Mesela bir PvP mod geldi. O ilgi çekebilir. 4'e 4 mesela ufacık alan. Öyle koştur yok. NPC'ler yok ortada. 4'e 4 girebildiğin PvP modu mesela. O güzel. Yani bayağı bir güncellediler. Underground'da şey koymuşlar mesela. Bu Survival'da Hunter diye tipler vardı. Acayip güçlü düşmanlar. Underground'da da zor seviyelerde arada bir çıkabiliyormuş böyle. Öyle bir çeşitlemişler yani. Can sıkıcı bir şekilde. Yani oyunu seven, yani sevmeyeni sevdirecek şeyler geldi mi çok emin değilim. Ama seveni geri döndürüp bir daha baktıracak bir şeyler güzel, var yani. O zaman gece saat 2'de bir ayarlayalım. Vallahi olabilir. Xbox'ta mı oynuyorsun sen? Sabah ben takı yok ben PlayStation'da mı? Dur ekleşelim ya. Tamam. Ekleyeceğiz galiba çünkü. Tamam, yapabiliriz öyle bir şey. Şimdi son zamanların gözde şeyi, muhabbeti, tartışması biliyorsunuz bu loot box'lar. Hadi bakalım. Battlefront 2 ile beraber. Kurtulamıyoruz he. Çok fena patladı adamlar. Şimdi değişiklikler yapıyor hala Electronic Arts. Battlefront'ta. Yine bir düzenleme yapmışlar. Bu sefer şeyi arttırmışlar. Oyun bittiğinde verilen krediyi 3 katına çıkartmışlar evet. Da. Benim dikkatimi çeken şu. Nerede okusam bu haberi? Altında yorumlar yok yemezler. Yemezler değil mi? Geçti o iş diye yazıyor yok ki insanlar. Kimse de oyun. Yani sen oyunu almadı evet, ki kimse aynen, yani. Kredi yazıyor. Artmış yok, falan. Yok yine de 60 dolarımı vermem evet. Falan diyen insanlar çok zorlar. Yani. Çok zor durumdalar bence. Bayağı zor durumdalar. Çok kötü yönettiler. Evet. Yani en başından itibaren bir kere insanlara... Aslında kriz yönetimi yapamadılar hiç değil mi? Yapamadılar. Yani öyle bir duruma soktular evet. Ki kendilerini artık nasıl çıkarlar oradan şu noktadan sonra onu da bilmiyorum yani. Disney kafaya vuruyor da oradan oluyor işte. O iş ben sana yani çok... Abi Disney kafaya vuruyor ama sonradan Disney'den de bir röportajda söylemiş yani biz çok sık denetliyorduk. Haftada bir toplantı yapıyorduk falan. Yani Disney'in aslında haberi yok muydu değil mi haberi yani? Haberi yok değil yani. Tepki gelince Disney, sattılar o zaman. Disney bayağı tepki gelince ne yapıyorsunuz sizi? Ama yani bu bu kadar tepkiyi beklememiş olabilirler. Tamam. Evet, çok ama fena mesela patladı. Çok fena patladı yani. Son yılların en büyük patlayışı. Yani bu kredi arttırma olayı da ben öyle yorumluyorum. Bu film gelecek ya şimdi. Hani millet açsın karakter falan da hani filme evet, geldiğinde en azından oradaki karakteri oynayabilir olsun falan. Yani diye. Toparlayabilecekler mi? Zannetmiyorum. Bu vakitten sonra herhalde zor yani. Artık. Çok tepki topladılar. Ben orada bir iki unsur olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Star Wars'a boğdular insanları. Tamam biz seviyoruz. Ben Star Wars severim yani. Evde bile arkada Star Wars şey posteri var yani tamam. Ama düşünüyorum çok boğdular insanları. Oyunlarla boğdular. Efendim işte her sene Star Wars film. Tamam eyvallah. Mesela ilk filmin çıkacağı zamanki heyecan seviyesi yok gibi geliyor bana şu, bu sene. Öyle yorumluyorum bilmiyorum yani çok büyük bir örneklemim yok ama yani. Ben ve sen. Bir tanesi o. Yani ikincisi Star Wars'un böyle bir şey havası vardı gibi geliyor bana.
nasıl diyeyim? Yani hiçbir zaman böyle çok efendim belli ufak bir kitleye hitap edecek bir ürün olmadı elbette bu. Tabii. Ama hani kendi böyle bir nerd kitlesi vardır. İşte ne bileyim film gösterimini lightsaber'la gider adam bilmem ne. Şimdi burada çok böyle bir ticari bir ürün olduğunu çok göze sokacak hamleler yapıldı gibi geliyor bana. Bu da bence biraz ters tepiyor çok yani. Çok PR'ını yaptılar. Çok ama yani. Çok ama ya. Yani tamam hepimiz biliyoruz bunun peluşunu sattığını da. Ama bu kadar ticari bir ürün oldu. Yani sen nasıl olsa alacaksın abi. Lootbox'ta alırsın dersen adama. E patladı yani. Ya bir de kandırır gibi açıklamalar yapıyorlar. Yok işte oyuncu tipleri var. Kimisinin çok parası var, az zamanı var. Kimisinin çok zamanı var, az parası var. Ya bırak nasıl oynayacağım ben karar veririm. Oyuncuya yani. Bu cümleler... Aslında Electronic Arts'ın ta o zaman şöyle yapması lazım. Şu anda da yapsa belki toparlar. Arkadaşlar anladık hatamızı. Hı hı. Hepinize özür diliyoruz. Sonsuza kadar bunu kapatıyoruz. Hı hı. Kesinlikle bir daha koymayacağız. Hepinize de Darth Vader'ı açtık diyecek. Bitti mesela. Ya. Mesela bunu yapmak çok mu zordu yani? Yani ondan sonra hala insanlar da diyecek ki o tamam. Eyvah kazandık falan diyecekler. Hı. Aynen öyle. Şey olacak. Hı hı. Bir anda olacak. Almazlar gelecek belki oyunu ama. Yani. Yavaş yavaş öyle. Kaldırıyorsun ama sonradan koyacağız ha ona göre evet, diye yani. Açıklama yapıyorsun. Çok böyle şey yani. Değil mi açıklamalar? Evet. Şimdi yapacağız mı yapmayacağız mı belli değil ha, belli. Galiba. En sona öyle bir şey söylemiş galiba hani %100 geri dönecek diye bir şey de yok falan. Ne diyorsunuz ama bir şey söyle yani. Mesaj o kadar karışık ki şimdi oyunu alan adam neye para verdiğini bilmiyor evet. Şu anda. Yalnız şey de sosyal medya denen olay da çok iki ucu yani. Değil mi? Sivri bir değnek çünkü, yani. biliyorsunuz Battlefront ve Battlefront yani Battlefield'de Call of Duty çıktı zaten. Call of Duty'ye YouTube'da bir bayağı bir dislike tabii. Şeyi gelmişti. Korkunç o zaman bir şey geldi. Elektronik Arts zevklenmişti bu işten. Hı-hı. Çünkü ya işte en büyük rakip Call of Duty batıyor insanlar. Bir battı falan. Aradan bir iki sene geçti işte. Bir sene geçti. Bak sen ne hale geldin Reddit'te. Kaçtı? İnsanların nereye döneceği belli değil. Hiç belli değil yani. Böyle bir topluluk var. Eğer düzgün gazı verirsen sırf ona insanlar birbirine uymak için gidip ona dislike öyle değil mi ama? Öyle, hep öyle, konuşuyoruz. Öyle İnternet şey alemi moda oluyor ya. O bir trend oluyor. Ha, bir dalga değil mi o mesela evet. Değil mi? Düşüş varsa. Dislike vermek trendi oluyor. Değil mi? Evet, veriyor insan. Aynen öyle ya. Bu ekşide mekşide falan da öyle. Mesela bir konu tartışılır çok alevli. Biri gelip mesela olumsuz bir şey yazsın cesaret alıp hemen böyle 3 sayfa olumsuz. Biri gelip mesela mantıklı olumlu bir şey söylesin 3 evet sayfa ya. Olsa öbür taraf yani. Evet. Klasik bu. Evet. Onu kontrol edemediler ya. Şey de Take Two da bir zaman önce söylemişti. Biz de koyabileceğimiz evet oyunlara mikro ödeme koyacağız demişti. Yine bir açıklama yapmış. Ona göre lootbox kumar değil olur demiş adam. Olabilir demiş yani. Ona Take bırak da biz karar verelim diyor. Kumar yani. Mıdır peki sizce? Ya çok konuştuk biz de bunu da. Aslında bakınca kumar gibi hakikaten. Çünkü içinden ne çıkacağını bilmiyorsun. Para veriyorsun. Aynen para veriyorsun. Ve hani bayağı bir şey yani şans oyunu gibi bir şey oluyor. Çocuk olunca insanın bir şey değişiyor değil mi ya? Yani tabii. Ben şu rüzgarı düşünüyorum. Yani 10 yaşında işte ondan sonra yani oyunun başında şu bilmem ne çıksın diye parayı gömdüğünü düşünüyorum yani. Yani bu içimi rahat içim rahat bir şekilde yani olur ya diyeceğim bir şey evet, değil bir şey yani değil. Onu söyleyeyim ya. Bir de şey falan açıklama yaptım. Teknik olarak nedir bilmiyorum da yani. Clicker Heroes'u yapan firma şimdi ikincisini parayla satacaklarmış. Bedava yapmayacaklarmış oyunu. Çünkü şey diyorlar. Yani baktık ve fark ettik ki bize en çok para harcayan insanlar bu konuda ciddi psikolojik sorunları olan, bağımlılık problemi olan insanlar ve hani bununla yaşayamadık artık falan diyorlar. Yani bayağı bunu çünkü kullanıyoruz gibi bu bilmiyordun çünkü yani. Değil mi onun bağımlılık olduğunu? Biliyorduk ama yapmak zorundaydık falan demişler. Ya eğlenceli oyun yapmaktan iş şeye döndü. Hakikaten bağımlılık yapacak oyun yapalım, para gömsünlere döndü evet, iş evet. Yani. Biraz zaten öyle oldu biliyorsunuz yani. Mobil oyunların hepsi onun üzerine. Tabii canım, yani mobil oyunların içerisine şeyle beraber geliyor. Gerçi her oyunda var da analitik kendi analitik. Direkt zaten yani. İnsanlar hangi noktada çok para harcamışlar, neye para harcamışlar hepsini adamlar bakıyor. Çatı çatı görüyor yani. Bir sonraki oyunu ona göre yapıyorlar. Yani bizim şey hani var şimdi de. Eğlenceli oyun yapmaktan ziyade bayağı psikolojik mühendislik yapıyorlar. Yani evet, kimin neresi tabir... hassas oraya gidelim falan. Ya bu şimdi bizim bir de bir yandan işte mobil oyun yani yapıyoruz gibi. Hı. Şu 2-3 aydır pek şey yapamadık da. İşte bir şirket vardı işte startup falan oradan şey aldık destek aldıydık. Onun bir de eğitim programı kısmı vardı. Şimdi gidiyoruz yani oyun üzerine de konuşuluyor tabii ama hani muhabbet tamamen şunun etrafında retention, addiction, evet, bilmem evet, ne. Yani.
Ya ben mesela beni itmişti. Dinlemedi o zamanlar. Nasıl oyun? Ne yapıyorsunuz siz falan yani? Yani şey itti beni. O zaman beni bir itti yani. Ama evet, bakıyorum şimdi hakikaten mobilde tamamen de bir başarı elde edeceksen hakikaten bunlara bakmak lazım gibi. Yani o iş oraya gelmiş. Ya bu yani aslında genel olarak az evvel de konuştuğumuz lootbox, işte oyuncu satın alım, bu büyük oyunlarda da endişe mi? Şimdi mobil tamamen ona kaydı çünkü. Kimse paralı oyun almıyor. Hmm. Herkes bedava alıp işte sonra içinden evet, para harcıyor. Büyük oyunlarda o hale gelir mi? $60 vereceğiz. Sonra ekstra bir şeyleri almak için sürekli işte $3 buna ver, $5 buna vere mi dönecek? Öyle alternatif sunayım sana. Yani. Acaba o dalga tersi dönmüş olabilir mi işte? İnşallah dönmüştür. Battlefront'da o yüzden falan yani. Tepkiler çok önemli. Bence dönmez yani. Dönmez kolay mi? Kolay dönmez. Ekonomi yani. Orada değil mi abi evet, yani? Evet tabii, ekonomi orada. Herkes paraya bakıyor. Hatta baksana PUBG'de çıkıncaki çok az zaman kaldı çıkmasına, bir hafta falan. Xbox'la aynı zamanda şey yapıyor değil mi onlar? Evet, Xbox'a da çıkacak. Mikro ödeme koyacaklarmış çatır çatır da satacaklarmış. Ne satacak peki bu adamlar? Kozmetik satacak. Kozmetik satacak. Yani oyuna etkisi olmayan League of Legends kafasında. Hmm. Ama o zaman bence oyunu bedava yapmalı lazım. O zaman League of Legends örnek alıyorsan oyundan da para alma. Bir şey söyleyeyim, bence yıllarca biz bunu yedik ya. Vallahi bak. Niye yedik? Yani şöyle yedik. Şimdi böyle ufak ufak bir şey oldu ya o. Mesela işte Dota oynuyorsun, kozmetik satıyorlar abi, oyun bedava. Mantıklı. Şimdi tamam okey. İşte League of Legends falan. Ondan sonra mesela Overwatch geldi. Abi oyuna para veriyorum. Var bir şeyler ama kozmetik. Ya tamam oyunu etkilemiyor. Onu da kabullendik. Şimdi Battlefront'a atladık. Oyuna para veriyorum. Ama oyunun etkili. Mal var abi o da parayla yani falan. Yani biz ufak ufak artıyor, ufak yedik. Aslında bakıyorum Overwatch'a, şimdi Overwatch'da muhabbet dönmüştü ya. Overwatch'a dönüp bakıyorsun aslında o da kumar yani. Bir tabii tane skin var. Ne çıkacak bilmiyorum. Sadece Halloween'de veriyor mesela. Hı-hı. O zaman abanmak zorundasın onu bulmak için yani. Aslında orada sıkıntı şeyde. Sen o kazandığın çıkandan para kazanıyorsan sıkıntı. Hı-hı. Şu anda mesela Overwatch'ta o yok. Battlefront'ta da o yok. Hı hı. Ama mesela CSGO'da var. Değil mi? Mesela. Yani bayağı çok ciddi. Evet. Ayrı sitelerden falan da oluyor galiba. Evet, ben çok hakim değilim de. Şey yapıyorlar. O çıkıyor onu bir şeye koyuyor. Steam'e koyuyor. Steam'de satıyor. Steam parası alıyor. O parayı normal paraya çeviren siteler var. Bayağı da paralar değil mi yani? Tabii tabii yani. Bazen bir bıçak çıkıyor. Çok bildiğim bir şey değil ama işte. Hı hı. $1000 satılan bıçak skin'i var mesela. O enteresan, zaman Diablo için hakkını işte mı yedik zamanında ya? Evet. O kaos falan. Yani bak o kumar. Değil mi? O kumar. Çünkü o gerçekten paranı arttırmak için oynanan bir şey. Hı-hı. Açılan bir şey. Kesin kumar o. Direkt yani, kumar evet yani. Battlefront'ta olanlar falan biraz tartışılır. Çünkü oradan bir maddi bir kazanç elde edilir. Tabii yok. Bir şey yok. Yok. Çok ama istediğim bir şey var yine. Ya o şeye kadar gelirsen o zaman Kinder sürpriz de kumar. İşte yani. Aynı konuştuk, aynı muhabbet yani yapmıştık aynen ya. O, hepsinden o, orada o, çok o şekerlisi işte yani. Çizgi çok şey oluyor orada. Evet yani. Çizgi çok gri. Gri. O bakalım önümüzdeki günlerde bu tabii şeyler, devletler de artık bu konuya biraz evet, evet. Bayağı ciddiye aldılar ya. Başladı çünkü çok büyük bir endüstri haline geldi. Kesinlikle artık çok oyun. Ciddi öyle yani. Ha, çocuklar oyun oynanınca bir dönem öyleydi. Ötesine geçti. Şey, ben hatırlıyorum böyle sinema endüstrisinin geçti deyince ben çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Şimdi ki kaç bayağı, yıl oldu yani. Ooo katladı gitti yani. Baya baya. Ama hala onun popülerliğine sahip değil. Değil mi değil acaba ya? Bence değil. Yani oyunlar sinemanın popülerliğine sahip değil. Sinema çünkü 7'den 70'e herkese. Çok geniş ya. Evet. Oyunlar evet, o kadar değil. Ya benim için o mesela sinemanın değil, yeri çok ayrıdır her zaman. Bir de herkesin evinde televizyon var evet, öyle düşün yani. Yani. Ya herkes hayatında bir film seyretmiştir evet, ama. Bir oyun oynamak başka bir deneyim değil mi? Oyun oynamıştır. O orana bakarsın. Doğru doğru evet evet tabii. Şimdi sinemadan bahsettik onu da söyleyelim bari. Disney Fox'u $60 milyar aldı arkadaşlar. $60 milyar. yani Fox'un galiba sadece sinema tarafını aldı. Öyleymiş. Bayağı haber şey haber yapmış, spor kanalı evet, haber almış, alamıyormuş galiba Amerika'daki şeye göre. Ha, öyle o, mi? Kanunlara göre. Sen hakimsin onu bayağı bir araştırdın. Ya yok işte Disney'in kendi bir tane kanalı varmış zaten, haber kanalı. Hı. Hani tekel olmasın haberler diye öyle birleştiremiyormuşsun ama bayağı bir şey satın aldı evet, tabii. Her şey adamların oldu artık evet, neredeyse yani. Aslında Fox'u da sadece herhalde X-Men için aldı yani. Olabilir. Avatar yani, var. Ha, Avatar var orada. Ha. X-Men falan var. İşte bu Deadpool, Madpool bilmem ne. Ha. Başka orada çok büyük hani ne var? Alien'la anlaşmalı galiba işte. Fox. Ha, Fox evet ha, galiba. Yani Warner'ın aklıma gelenler bunlar. Alien, Fox olması Alien lazım. Fox hep Fox'tur yani. Herhalde, bu yeniler de Fox diyebiliyorum ben yani. Fox diye bir onlar yani aklıma gelenler onlar. Katalog almış ama orada herhalde benim asıl düşüncem Marvel dolayısıyla o işi yapmış. Tabii tabii. Yani. Çünkü bir de bu adamların bir şeyi de varmış. Netflix gibi, Amazon Prime gibi
Marvel ya da Disney TV mi artık ne deniyorsa ismi. Böyle bir servis yapacaklar. Ondan sonra artık Netflix'teki bilmem neredeki çekip oradaki içerikleri Marvel dizilerini kendine çektim. Bitti zaten. Bitti. Bir de şeymiş galiba Fox bu Hulu diye bir şeyleri var ya bunların bir de Amerika'da. Onun %30'u Fox'unmuş. Gene %50 bir kısmı Disney'inmiş. Yani şimdi Hulu'nun da bayağı büyük bir kısmı onların eline geçiyor. Belki de tamamını satın alıp onu mu onu şey yaparlar. Tekel ya, bu nedir ya? Ya hakikaten her şey Disney'in oldu ama. O tekel, direkt tekel. Ben içim cız diyor, ben söyleyeyim yani. Yani oradan Amazon Orta Dünya ile şeyle Yüzükler Efendisi ile bir şekilde kendini kurtarmaya çalışıyor. Netflix ne yapacak bakalım. Netflix de gerçi iyi gidiyor ama. Netflix tartışmalı ya, ben onu seviyorum yani. Herkes yani? Kimse nerede duracağını bilmiyor ya Netflix şu konusunda. Şu an ama çok yani şey, bu streaming şeyleri, servisleri falan olayı çok karıştı şu an, bayağı karışık. Yani abi şimdi Minnoğlu 3-4 tane servis olduğunu düşünsen hangi birine abone olacağım? Ya o bir şekilde işte bu şey yapıp bir açılıp sonra birleşme bir şey olabilir yani. Neyse ki şey var ya. Bir tane alıyorsun, arkadaşın da falan kullanıyorsun. Tabii tabii tabi ya. Şey iki şey ekran yapacak, olayları falan var ya. Aynen ya. Aynen. Sen Marvel al, şey al, Disney al. Ben onu üstleneyim falan değil mi? Aynen ya. Gerçi Türkiye gibi ülkelerde hiçbirini almasan da hepsinden bir şekilde hallediyoruz abi. Bir şekilde hallediyoruz yani. Kimsenin karıştırıyor. Değil yani. Görüştüğü yok yani. Bir karışırlarsa zaten çok fena. Bir Digiturk'ün gösterdiklerinde böyle biraz sıkıntılar olmaya başlıyor. Onun dışında hiç yardır git. Aynen aynen ya. Vallahi bilmiyorum ya. Ama ben, güzel para vermişler. Baya sağlam. Ben ilk aklıma gelen oldu. Kim neye ne kadar para verdi falan diye hesaba girdim ben direkt. Mesela Star Wars'u 4'e mi aldı? Yani Lucas filmi 4'e almışlardı galiba. Şimdi o tip büyük alımları falan düşünüyorum. Mesela Minecraft 3'e mi gitmişti atıyorum. Hatırlamıyorum. Şimdi buna 60 veriyorsun yani. 60 aslında ben hani duyduğum en yüksek rakam olabilir belki satın alma şeyi olarak. Ama yani çok büyük tabii bir şey. Disney'in de parasını varın siz düşünün. Yani. Onu alabiliyorsa. Ama 4 verdin Star Wars'a. Kim bilir kaç yaptı şimdiye kadar yani. Öyle bir Marvel'lar falan. 4 çok ucuz. Çok az bir para. Onu diyorum yani. Minecraft diyorsun 3 yani. 4 ne Star Wars'a? Star Wars'a 4 nedir? Star Wars'a değil sadece. 4 mü emin? 4 ya. 4 olduğunu biliyorum. Indiana Jones var, bilmem ne var. Hepsi var orada canım. Disney hepimizi satın alacak arkadaşlar. Disney bize de bir yatırım. Fena olmaz mı abi? Şimdi ağzından bal damlayacağım yani. Çok güzel olur valla. Evet, son haberimizde Portal'dan Bridge Constructor ve Portal birleşmiş, ne alaka? Evet hakikaten yani, vallahi ben bunun başlığını okudum, içeriğini hiç bilmiyorum şu anda. Ya, ne konuşabilirim onu da bilmiyorum. Şey yani. Var ya işte köprü yapıyorsun. Ya, onun içerisinde portal mekaniklerini koymuşlar. Tamam. Ama hani çakma değil bu arada. Gerçekten portal resmi bir şekilde almışlar. Aynen yani. Portal'ın ismi çok var, logosu ilginç. Var, robotları var, şey var, GLaDOS var, konuşan, aynı ses falan. Ben aklım almadı ya. Niye böyle bir şey yaptılar? Herkes gerçi yeni oyun bekliyor bir de bir yandan. Evet ya. VR Portal ismini acaba? Sen niye öyle harcıyorsun ya? VR desteği var mı bilmiyorum. Ay, acaba VR'a bir şey mi yapacak? Yok, VR'la ilgili şey ama bu Bridge Constructor çok satan bir oyun. Evet bayağı satıyor. Mobillerde özellikle. Hiç bakmadım biliyor musun? Çok yani, cahilim o konuda yani. Abi yıllar sonra ya. Portal'ı sen yani yapma böyle yani. Mi geri dönüyorsun hakikaten? Yani. VR'daki ne kadar güzeldi. Bak işte o demo vardı bir tane ufak. O HTC işte Vive'de falan. Gabe Allah yüzünü olsun. Gözünü doyursun diyorum artık. Hakikaten ne yapıyor bunlar? Bir şey yapın Gabe yani. Ya. Bırak artık ne şu satışı. Ne oldu? Episod mu episod bir ya şeyler tamam, falan. Geçtik tamam geçtik zaten onu. Half-Life'i bırak. Yapmayın lan zaten bundan sonra Half-Life'dan. Yapsan da herkes unuttu. Bitti benim gitti zaten canım. Tanımıyor etmiyor bilmiyor. Half-Life ne? Rüzgar 10 yaşına geldi. Bu kadar beklenti karşılayamazsın ki. Portal'ı yapaydın. Evet yani. Portal'dan öyle manyak bir beklenti yok. Şöyle güzel bir 10-15 saatlik 12 saatlik bir şey getirsen zaten insanlar çok sevinecekler. Sen gidiyorsun ondan sonra mobil oyununa birleştiriyorsun. Benim ilgimi çeken taraf Steam'e yükleniyoruz falan muhabbet olsa Steam'e de ben nasıl diyeyim çok böyle çok büyük ilerleme falan Steam'de de görmüyorum ya. Yani sıkıntılar hala sıkıntılar var yani. Arayüz sıkıntısı diyorsun devam ediyor. Kürasyon diyorsun atıyorum zayıf. Hala uğraşıyorlar diyorlar. Yani neyle ne yani ne yapıyorlar bilmiyorum para yani. Para kazanıyorlar. Herhalde yani, değil mi? Şu şekilde. Ekstra bir şey yapmasına gerek yok ki şu anda yani. Abi bu mu yani? Gabe Newell'ın Trump'tan daha zengin olduğunu biliyor muydun? Ciddi mi? Oo güzelmiş. Doğrudur. Forbes mı var mı tane dergi? Onun üstünde mi sıralamasını baya 50 kişi falan üstünde. Az uz değil yani. O zaman yeni başkan Gabe üstlüyoruz yani. Gabe başkan. Steam şampiyon. Valla olur ya. Yakışır. Trump'tan daha iyi başkanlık yapabilir belki. Bilmiyorum. Neyse. Keseriz sonra diye. Öyle bir durum varmış. İyiymiş ya evet, süper. Evet bu haftanın haberleri bunlar.
Ağzınıza sağlık. Hızlı çabuk oldu. Ne oldu bilmiyorum ya. Biz teşekkür ederiz. Vallahi süper oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk ya. Vallahi çok mutlu olduk. Ben dedim ya girerken burada ne işimiz var şu an bilmiyorum yani ama vallahi çok mutlu olduk ya. Ya tabii ki abi yani ne olacak? Aynı yerdeyiz. Aynı yerde çalışıyoruz aslında. Değil mi? Farklı mekanlarda olsak da aynı işi yapıyoruz sayılır. O yüzden ben mutlu oldum geldiğiniz için. Biz çok mutlu olduk. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar Parti Chat'in YouTube'una, YouTube kanalına ve Twitch kanalına da bakmayı. Bekleriz yani, evet. Çeşitlilik iyidir ya. Aynen öyle. Peki. Görüşmek üzere.